Arkadaşlar merhaba, 14 Mayıs 2021 Cuma günü Bursa at yarışlarına beraberiz ve tabii ki Ramazan bayramımızın mübarek olması dileklerimizle herkese iyi bayramlar diliyoruz öncelikle. İnşallah iyi bir bayram geçiriyorsunuzdur. Evet, Bursa'da bugün tam 10 koşuluk bir program var arkadaşlar ve iki tane de altılı gayan var. Hemen altılı gayan görüşlerimize geçelim Bursa için. Evet, birinci koşuyla başlıyor. Birinci altılı gayan saat 12.30'da öğlen saatlerinde, erken saatlerde sayılır. Tabii birinci altılı gayan için tebzi de biraz düşük olacaktır. Şartlı 3 bir mücadele, 4 ve yukarı Araplar 2000 metre çim piste çıkılacak. Ve toplam 10 tane safkan burada start oluyor. Arkadaşlar burada şimdi bu 10 tane safkan içerisinde biz bir tane attan bahsedeceğiz. Onu da tek bırakacağız. Bir numaralı Öncü Pınar, Kadir Tokaçoğlu'yla her ne kadar 60 kilo da olsa kalitesiyle kazanacağını düşünüyoruz. Bunun tek ciddi rakibi Sanay, o da Görkem Özçelik'le. Fakat bu safkan çok dolaştı. Bir İzmir, bir Ankara, bir İstanbul, şimdi Bursa. Yani bir iş adamı bile yani bu kadar dolaşmaz. Bir at bu kadar dolaşıyor yani hayret verici bir şey. Hani burada gelip de başarılı olma ihtimalini biz çok düşük görüyoruz. Özgür Han temsilcisi ama anlamadık yani bu kadar dolaşmasının sebebi ne? Nasıl bir arayış içerisinde acaba? Öncü Pınar arkadaşlar burada o yüzden tekimiz ama rakip isteyenler 2 numara burada ciddi rakibi gözüküyor şu anda. Dediğim gibi. Evet, ikinci koşu saat 13'te öğlen saatlerinde tekrar maiden bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. Tam 17 tane safkan var. Günün zor koşullarından bir tanesi burası. İlk atımız burada 3 numaralı Green Marine Nevzat Avcı ile ikinci atımız 14 numaralı Glamorous Girl Onur Öztürk ile üçüncü atımız 8 numaralı Onurtay Sercan Tırpan'la ki bu atın altını çiziyoruz. Küçük kuponlarda yani alternatif banko dahi düşünülebilecek bir safkan. Dördüncü atımız 9 numaralı Onurum Kadir Tokaçoğlu. Beşinci atımız 13 numaralı Fu. Arkadaşlar yarış içerisinde güzel bir çıkış yapıyor. Güzel böyle bir öne alıyor ediyor. Ondan sonra geriye doğru düşüyor. Ama her an bomba patlatacak duruma geldi bu safkan 13 numara. Ve son olarak 17 numaralı Run for Father Nurettin Şen'le her ne kadar derecesiz gibi gözükse de bir şekilde bu safkandan bizim ümidimiz var arkadaşlar. Tabii ki yeri olanlar 7 numarayı ve 5 numarayı da burada ilave edebilirler. Ancak bu çim pistte biz onların çok başarılı olacağını düşünmüyoruz. Burada sıralamayı verelim. 3 14 8, 9, 13, 17 şeklinde. Yer olanlar da 7 ve 5'i de ekleyebilirler. Burayı tam 6 tane atla geçiyoruz ama 7 5 eklerseniz tam 8 at oluyor ki 17 tane at var zaten. Burayı sağlam geçmek isterseniz eğer. Evet arkadaşlar, 3. koşudayız. Altılı Ganyan'ın da burada 3. ayağı olmuş oluyor. Hala 1. Altılı Ganyan'la devam ediyoruz. Burada bir tane normalde 3 tane at var ama 4 yani 5 tane atın bir tanesinden bahsedeceğiz. Asim Muhafız bizim burada bankomuz bu ayakta. Birinci altılı ganyan için. İki tane ciddi rakip var. 2 numara Gencetay ve 5 numaralı Doruk Kanat arkadaşlar. Tek atmak istemeyenler Asim Muhafız'ı bunları da yazabilirler. Hepsinin birinciliği var ama burada Asi Muhafız'ın biz yarışı götüreceğini düşünüyoruz. Baktığımız zaman bir tık daha üstte kalıyor ama riske atmak istemeyenler 2'yi ve 5'i de ilave edebilirler buraya. Evet, 4. koşudayız. Yedili plasenin başlangıç ayağı aynı zamanda. Saat 14'te zeytinlik koşusu kısa vade 6. 3 yaşlı İngilizler ve 2000 metre çim pistteyiz. Arkadaşlar burada net bir bankomuz var. O da 5 numaralı Vektör Onur Öztürk'le hem yedili plase de kullanabilirsiniz hem de birinci altılı Gayan'da
Direkt bankumuz bu. Rakipleri 1 numaralı Brave Runner ve 3 numaralı King Jackson. Ama Vector burada kesinlikle zaten Davellen de kazanmış olduğu Onur Öztürk'le tekrar buluştu burada. Çim pistte de çıktı. Son çim performansı da gayet iyiydi. Burada bu rahat bir koşu kazanacağını düşünüyoruz bu dördüncü koşuda Vector'un. Evet, beşinci koşu ikinci altılı gayanında başlangıç ayı arkadaşlar. Handicap 17, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanları 1400 metre çim piste çıkacaklar. Tam 12 tane safkan var burada. Burada 3 tane safkandan bahsedeceğiz ama bir tane de alternatif banko vereceğiz. Çünkü ikinci altılı gayanın bayağı bir zor görüntü itibariyle. Hani birinci altılı gayanı bir şekilde baş köşe edersiniz siz. AGF oranlarına bakarak da. Ama ikinci altılı gayan işte öyle değil. O yüzden alternatif banko önerimiz var burada. İlk atımız Hillhead, Nevzat Avcı ile aynı zamanda alternatif banko niteliğindedir bu. İki tane daha at yazacağız bu atın yanına. 9 numaralı Live the Moment, Bekir Mert Mırık'la ve 6 numaralı Final, Furkan Yüksel'le arkadaşlar. Eğer burayı tek atmazsanız Hillhead'i, ki 10 numara Hillhead alternatif banko niteliğindedir, mutlak değerlendirin. 9 ve 6'yı da burada ilave edin ki biz 3 at geçiyoruz burayı. 10, 9 ve 6 olarak. 6. koşu altılı ganyanın son ayağı. Birinci altılı ganyanın ve ikinci altılı ganyanın ikinci ayağı olmuş oluyor. Maiden bir mücadele. 3 yaşlı İngiliz safkanları 1400 metre çim piste çıkacaklar. Tam 16 tane safkan burada start alacak. Biz 2 tane attan bahsedeceğiz. 2 tane at yeterli burası için. 12 numaralı Excavation Mahmut Turan'la ve 15 numaralı Sweetie Bella Selim İpek'le arkadaşlar burada. 2 tane at burası için yeterli bizim için. Yazmak isteyenler tabii ki yazabilirler. İstediği atın arkadaşlar AGF oranına göre güvenmiyorsanız bu iki ata, ki biz burada bitmiş bir ikili bir gözünle daha görüyoruz bunu. Burada Mahtum var. Berko Blanco belki bir şekilde bir şey yapabilir. Ama hepsi bunların tamamıyla varsayım şeklinde kalır. Ama burada net yarışa gidecek iki tane safkan söyledik size. 12 numara Excavation ve 15 numaralı Sweetie Bella. 12-15. 7. koşu saat 3.30'da ikinci altılı Gaia'nın da burada üçüncü ayağı oluyor. Handikap 16 bir mücadele. 4 yaşlı Arap safkanları 2000 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada bu 12 safkan içerisinde bir tane attan bahsedeceğiz ve onu da biz yalnız bırakacağız. O da 4 tane apprentice'den bir tanesi olan Muhammed Mir Bilgin'in bindiği 7 numaralı Prenses Kore. Burada günün bankosu arkadaşlar bizim için. Tabii ki burada yanına, yani burayı eğer banko yapmıyorsanız başlayın yazmaya. 1, 2, 3, 8, 9, 10 böyle devam edin yazmaya arkadaşlar. Biz burada Prenses Kora'nın bir şekilde zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu handikap 16 mücadeleyi kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. 7 numara bizim bankomuz. Evet, 8. koşuya geçtik. Altılı Gaya'nın 4. ayağı. Kısa vade 6, 4 ve yukarı İngilizler 2200 metre. Çim piste çıkacaklar. Çok güzel çim pist koşuları var. Bugün gerçekten Bursa'da, Yeşil Bursa'mızda. Evet, zor ayaklardayız şu an tabii. 8. koşuda tam 5 tane safkana yer veriyoruz burada. İlk atımız 4 numaralı Petrocelli, Onur Öztürk'le. Evet, ikinci atımız 8 numaralı Ring of Fire, Kadir Tokaçoğlu'yla. Son yarışında kazandı bu safkan. 6 numaralı Körebe, Halil Altın'la. 5 numaralı Burak Şah, Ekürler, Onur Yıldız'la ve son olarak da 3 numaralı Criminal, Barış Kurdu'yla arkadaşlar. Barış'ın koştuğu herhalde tek koşu burada bu Criminal diye bir hatırlıyorum. Hoşuna gelmez. Gördüğünüz İstanbul'da da bu kupa koşusuna geldi ve kazandı, aldı gitti. Ankara mıydı, İstanbul hatırlamıyorum da. Geldiği zaman kesinlikle iyi koşturuyor atları. Dikkat diyorum.
4, 8, 6, 5 ve 3 diyoruz buraya. 3'ün altını mutlak düzeyde çiziyoruz. 9. kuşa gelelim. 16, 30. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte çıkacaklar. Tam 8 tane safkan burada start oluyor. Arkadaşlar burada bu 8 atın 4'ünü yazmak durumundayız. İlk atımız 4 numaralı Prince Boran, İbrahim Halil Ketme ile. İkinci atımız Karaoğlan'ım, Ercan Çankaya ile. Üçüncü atımız 5 numaralı Key to My Heart, Nevzat Avcı ile. Ve son atımız da Traktör. Gerçekten çok kuvvetli bir safkan ki Mustafa Çiçek böyle çok kuvvetli safkanlara biniyor arkadaşlar. Yani iz bırakan bir safkan. Son koşusundaki galibiyeti gerçekten çok iyiydi. Burada her ne kadar 60 kilo da olsa önemli değil. Burada traktörde yazıyoruz. 4, 1, 5, 2 şeklinde ayrımsız yazıyoruz. Burada bir daydream kaldı. Arkadaşlar onu biz pas geçiyoruz ama isteyenler bir şekilde yazabilirler. Evet, günün son koşusundayız. Altılı Gayanın son ayağı. 10. koşudayız. Günün son ve en zor koşularından bir tanesi. 17 tane safkan var burada. Maiden bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. Evet, burada ilk atımız Champion Star. 3 numaralı Mahmut Turan'ın bindiği bu safkan arkadaşlar bizim ilk atımız. Muhtemelen koşuyla kazanmasını normal şartlarda bekliyoruz. İkinci atımız 13 numaralı Deli Bozuk, Selim İpek'le. 8 numaralı Ragazza Mio, Muhammed Mir Milgin'le. 15 numaralı Miss Sparkle ki The Rebel Knight'la Ecury burada. Bu Ecury'lerin de çok şansı var bana göre. Bu Miss Sparkle ilk kez koşacak olmasına rağmen o gerek orijin olsun gerekse çalışmaları da çok iyi. Hani çalışmalarına da baktık. Bayağı iyi. Günün sürprizini yapabilirler. 1 numaralı Valegro, Nurettin Şen'le 62 kilo olmasına rağmen kesin yazılmalı. 12 numaralı Chuck Is Bright, Sercan Tırpan'la. Ve arkadaşlar günün bombasını söylüyoruz size şimdi. Gelirse hiç şaşırmayın ki bunu başka da veren olur mu bilmiyorum ama 52 kiloyla koşuyor. Urfa Yıldızı. Burada Mahmut Bağla. Aprantisi Mahmut Bağla. Yani son koşusunu bir izleyin. Çim piste çıktı Urfa Yıldızı. Yani önde falan gitti bir ara. Gayet de ve sonlarda biz hatta izledik ve kronometre tuttuk. 1200, 1100, 1100'ü 1.05 civarında geçiyor safkan. Yani yarış bitirecek bir safkan bu. Onu söyleyeyim size. Hani biz o görüntülerden kronometrede tutuyoruz. Aynı zamanda bakıyoruz yani safkan nedir performansı. Kesiyor mu kesmiyor mu? Ki nitekim son 200'de zannedersem kesti. Zorlamadı. İzleyebilirsiniz o koşuyu da. Bu 9'unculuk yaptığı koşuyu. İşte boş bir at değil yani. Burada 4'ler, 5'ler, 3'ler var. Urfa Yıldızı bizim sürprizimiz bu arkadaşlar. Banko dedim. Evet, burada bu 7 tane atı verelim tekrar. 3 başta olmak üzere. 13, 8, 15, 1, 12 ve 17 diyoruz. 17'nin altını çiziyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. İzleyeceğiz artık. Evet, Bursa ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. www.maxsporttahmin.com web sitemiz bizim zaten kurumsal adresimiz. Oradan şablonlara ulaşabiliyorsunuz girildikten sonra. Artık bayramda ne zaman gelir bilmiyorum. Ona göre bakın, takip edersiniz. Bu arada tabii ki bilgisayarlardan girdiğiniz takdirde videolarımızın altında katıl butonundan premium üyelik alan arkadaşlarımıza da WhatsApp üzerinden günün en ideal kuponlarını yollama imkanı sunuyoruz. Ay bazında her koşulan haber arkadaşlar. Tabii ki bununla ilgili iletişim bilgilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden oluyor. Burada bize mesaj bırakan arkadaşlarımıza rahatlıkla dönüyoruz bir şekilde. Evet, arkadaşlar Bursa at yarışlarıyla ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Hepinize iyi bir bayram
günleri geçirmenizi, sezonu geçirmenizi, periyodu, bayram periyodu geçirmenizi, sağlık, mutluluk, afiyet, bol bereketli nice günler, nice bayramlar olmasını temenni ediyoruz. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.